Bu haftanın konuğu Rıdvan Yılmaz. Kapısından 7 yaşında girdiği Beşiktaş'ta oyun zekası ve çabukluğuyla parlayan 19 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, U21 milli takımının da parlayan isimlerinden bir tanesi. Sultan Gazi sokaklarında abisiyle birlikte futbola sevdalanan Rıdvan Yılmaz'ı annesi babası binbir ısrarla eve sokardı. Ya öyle bir olay ki yemeğini bile sokakta yerdi, sırf 10 dakika daha fazla sokakta top oynamak için. Futbol konusunda abisi Rıdvan'dan daha önce davransa da Rıdvan'ın onu yakalaması çok uzun sürmedi. Aile olarak zaten futbola meraklılar ama genelde babalar öncülük etse de bu duruma Rıdvan için tam tersi olmuş. Annesi futbola babasından da meraklıydı. Bakmışlar ki bu çocuğu sokaktan eve getirmek bir hayli zor. Annesi de babasına demiş ki bari bir futbol okuluna yazdıralım da abisiyle birlikte gitsinler. Bu cümle Rıdvan Yılmaz'ın hayatını değiştiren cümle. Abisi ondan önce futbola başlasa da herkesi şaşırtan da yine abisi oldu. Abisi şaşırttı dedik ama nasıl şaşırttı? O dönem neler oldu? Hep birlikte bir göz atalım. Rıdvan Yılmaz'ın ailesi o dönem oğullarıyla ilgilenen Erkan Hoca'ya Rıdvan'da bir ışık yoksa onu alalım okula devam etsin, abisi futbol oynamayı sürdürsün. Erkan Hoca'dansa siz abisini alın Rıdvan oynamaya devam etsin deyince olanlar olmuş. İşte bu değindiğimiz diyalogdan tam bir sene sonra Erkan Hoca Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz'ı gönderdi. Tabii Erkan Hoca Rıdvan'ı Beşiktaş'a yollarken orada bir arkadaşına emanet etti kendisini. Haluk Hoca, ondan da bahsedeceğiz. O dönem Beşiktaş'ta 2001-2002 yaş grubu yoktu. Erkan Hoca'nın arkadaşı Haluk Hoca Rıdvan'la birebir ilgileniyordu ve demişti ki böyle bir yaş grubu yok, seni buraya alalım mı? Rıdvan Yılmaz ne dese beğenirsiniz. Hocam beğendiyseniz alın. İşte bu sözlerinin üzerine Rıdvan Yılmaz'ın Beşiktaş macerası da başlamış oldu. Futboldan kazandığı tüm parasını da ailesine veren birisi. Rıdvan'ın yatırımlarını da ailesi yürütüyor. Ailesinden aldığı harçlıkla geçinmeye çalışıyor. Hatta bir de diyor ki almam gereken her şeyi ailem bana alıyor. Rıdvan Yılmaz da gencecik yaşında tercih yapması gereken kesimden. Ortaokulu bitirip liseye geçtikten sonra futbola olan ilgisini fark eden Rıdvan'ın milli takımlara geldikten sonra bu ilgisi daha da arttı. Lisede okula fazla gidemedi, üniversite sınavlarına da katıldı ancak başaramadı. Hayali üniversitede okumak, bir yandan da yabancı dil eğitimi alıyor. Tabii pandemi sürecinde eğitimine ara verse de bireysel çalışmalarını aksatmıyor. Rıdvan'ın kendisiyle birlikte futbola başladığı birçok arkadaşı var ancak Rıdvan onlardan sıyrılıp bir yerlere gelen bir isim. Peki bunu nasıl başardı? Başarının sırrı babası. Onu hiçbir zaman pohpohlayan bir babası olmamış. Yanlışı varsa çatır çatır söylemiş, doğruları zaten hiç dile getirmemiş. Rıdvan Yılmaz bu konuda babasını her yerde konuşur, her yerde söyler. Şöyle düşünün, böyle yetiştirilen bir çocuk ne yapar? Bunun bilincinde olur ve bu düşünceleri çok genç yaşında idrak eder. 50 metre antrenman koşularında 40 metreye geldiğinde of puf diyen biri değildi. Sabah 6'da çıkar, akşam 9.30'da evine geri dönerdi. Her zaman, hayatının her döneminde ekstra çalıştı Rıdvan Yılmaz. Çok küçükken sol açık oynarken yediği kesik sebebiyle zayıflığını göz önünde bulunduran Rıdvan Yılmaz, o hırsla gitmiş kendisine çok ağır bir top almış ve her gün duvara vura vura kendini geliştirmiş. Çünkü şunu biliyordu, çalışmaktan başka çaresi yoktu Rıdvan Yılmaz'ın. Tabii belli bir yaşa geldikten sonra özel antrenörler, diyetisyenler vesaireler onun da hayatına girdi ama o çok küçük yaşlardan itibaren bunun bilincindeydi. 27 Şubat 2013 tarihinde filiz lisansı çıkan Rıdvan Yılmaz altyapı günlerini şu sözlerle anlatıyor. Altyapı hocaları çok kaliteli isimler, bütün oyuncularla özel ilgileniyorlar. O zamanki şartlar şimdiki gibi değil, saha olsun, tesis olsun, o zamanlar bu kadar iyi değildi ama ellerinden geldiğince bize destek olmaya çalıştılar. 11 seneden beri Beşiktaş'tayım, şu anda öz kaynak düzeninin çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Bugünlere gelene kadar yedek kaldığı çok dönem oldu Rıdvan Yılmaz'ın ama kimseye bir dargınlığı yok. Kendisinde emeği geçen herkese teşekkür eden ve yoluna bakan bir futbolcu. U13, U14, U15'te her şeyin spor amaçlı gittiğinin bilincinde olan Rıdvan, U16'dan sonra özellikle milli takım yaş kategorisine girdikten sonra bu işi profesyonel olarak yapma sorumluluğu hissetti. Ne diyor Rıdvan Yılmaz? Başarı hep istikrara karşılık gelen şey.
Rıdvan Yılmaz'ın Süper Lig'de ilk maça çıktığı tarih Beşiktaş formasıyla 8 Nisan 2019. Çaykur Rizespor deplasmanında Beşiktaş'ın 7-2 kazandığı maçın son 2 dakikasında forma giyen Rıdvan Yılmaz o maçın heyecanını hala içinde yaşıyor. O maçta da Rıdvan Yılmaz'ın elinden tutan kişi o dönemin teknik direktörü Şenol Güneş. 5. golün ardından Rıdvan Yılmaz'ı ısınmaya yollayan Şenol Güneş, genç yaşı ve zayıf fiziğine rağmen kendisine güvenmişti. Hatta o maçta bir türlü oyun durmamıştı ve Şenol Güneş Rıdvan Yılmaz'a "Ya sen ne bahtsız adamsın, oyun bir durmadı." diye takılmıştı. Rıdvan Yılmaz geçtiğimiz sezonlarda Caner Erkin'le epey bir vakit geçirmişti. Hatta Caner Erkin'in kendisine "Şunu şöyle yapmalısın, bunu böyle düzeltmelisin." dediği tüm notları bir kenara almıştı. Sadece saha içinde değil, saha dışında da Caner Erkin Rıdvan Yılmaz için çok iyi bir rol modeldi. Rıdvan Yılmaz'ın Rıdvan Yılmaz'a göre en önemli özelliği sezgileri. Top gelmeden düşünüyor, ayağını yorganına göre uzatıyor. Ona göre de bir sol bekte olması gereken 3 özellik: zeka, sezgi ve hız. U16, U17, U18, U19 ve U21 takımlarında defalarca forma giyen Rıdvan Yılmaz, milli oyuncu olmak nasıl bir duygu diye sorulduğunda öyle heyecanlanıyor ki tarif edilemez, anlatamam bunu diyor. En büyük hayali İngiltere'de oynamak ama şunu da dile getiriyor: İngiltere'ye gidip yedek kalacağıma önce kendimi geliştiririm, ardından İngiltere'ye giderim. Çünkü şunu çok iyi biliyor ki futbolcunun kendini gösterebildiği en güzel yer sahadır. Futbol dışındaki hayatına da bir bakalım videoyu kapatmadan önce, ama çok anlatacak bir durum da yok çünkü dışarıya çıkmıyor. Çok seven birisi değil, genelde tesislerde kalıyor ve Ersin Destanoğlu ile birlikte vakit geçiriyor, fitness'a gidiyor, zamanı varsa da ailesinin yanına gitmeyi tercih ediyor Rıdvan Yılmaz. Evet, sizler Rıdvan Yılmaz'la ilgili düşüncelerinizi yorum olarak bırakın. Ben de o sırada kendisini sosyal medya köşemize alayım. Rıdvan Yılmaz gerekirse 60 maç oynayacak, lamucimi yok, enste kalayla olmaz bu iş demiş bir Beşiktaşlı futbol sever. Rıdvan Yılmaz 19 yaşında Kayseri maçında dinlendirildi. 19 yaşındaki çocuğu bence dinlendirmeye bile gerek yok da bir önceki maçta yapmışsın bunu. Hala ne rotasyonu bu anlamıyorum. Atiba 37 yaşında, geçen hafta hariç sürekli oynuyor. Bu rotasyon değil, enste kalada oynasın demek. Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan, Rıdvan Yılmaz gibi takımlarında performanslarıyla damga vuran isimler milli takıma eğer çağrılmazsa, eğer hala Kenan'ları izleyeceksek, Şenol Güneş de o koltuktan atılmalı, hakkaniyetli ve adaletli olan yapılmalı demiş bir futbol sever. Burada da bir milli takım eleştirisi. Rıdvan diye yazılır, genç yetenek diye okunur. Yetenek tartışılır ancak başarı emek ister. Tüm gençlerle ilgilenmek ve onlara destek olmak lazım. Biraz da cesur olmak gerekiyor. Sen bu çocuğu oynatmazsan kazanamazsın. Bu çocuk hata yapacak ki kendini düzeltecek, sol bekimiz olacak demiş. Evet, genel olarak Rıdvan Yılmaz'la ilgili atılan tweetler bu şekilde. Yorumlarınızı bekliyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.